Merhabalar, ismim Heval Kalmış. Türk Otomasyon Şirketi'nde uygulama ve yazılım mühendisi olarak görev yapıyorum. Bugünkü konumuz Codesys versiyon 2. Webinarımızın konusu Codesys versiyon 2. Genelde uygulama örnekleriyle geçecek ama bu kısımdan önce çok kısa bir şekilde Codesys'ten ve standartlarından bahsetmek istiyorum. Codesys, Controller Development System'ın kısaltılmış olarak kontrol uygulamalarını geliştirmek için kullanılan uluslararası IEC 61131-3 standartlarına uygun bir yazılım geliştirme ortamıdır. Almanya merkezli 3S Smart firması tarafından geliştirilmektedir. Buradaki ilk versiyonu 1994 yılında yayınlanmıştır. Burada Codesys yazılım ile birlikte endüstriyel otomasyon teknolojisini tek bir arayüz üzerinde programlama imkanı sunulmaktadır. Buradaki standart 61131-3 standartı endüstri otomasyonunda kullanılan önemli bir standarttır. Ama bu standartın temelinde aslında 6 programlama dilinin kullanılması yatmaktadır. Bu programlama dilleri tüm ülkeler tarafından, tüm programlayıcı, otomasyon programlayıcıları tarafından yazılan kodun tanımlanması, tanınması ve benzer şekilde yazılması için oluşturulmuştur. Bu 6 programlama dili içerisinde assembly benzeri bir programlama dili olan instruction list geçer. Pascal veya C benzeri bir programlama dili olan structured text. İşte hepimizin daha çok hakim olduğu, endüstri otomasyoncuların hakim olduğu röle ve kontakları sanal bir şekilde kurgulama imkanı sağlayan ladder diagram. Burada üçüncü olarak bahsedebilirim. Bunun dışında işte boolean ve analog ifadeleri yan yana diyagramlarla oluşturabildiğimiz function block diyagram, sıralı işlemler ve akış tabloları için kullanılan sequential function chart, SFC ve son olarak da sonradan eklenen aslında bir grafik editörü olan CFC, Codesys kullanıcıların hizmetine sunulmuştur. Burada Codesys ile programlama metodunda farklı field bus haberleşme protokolleri kullanılabilir. İşte Ethernet tabanlı olarak örnek verecek olursak Profinet, Ethernet IP, Modbus TCP, EtherCAT veya bus tabanlı olan Profibus, CAN-Bus gibi protokolleri kullanarak Codesys ortamında bir programlama ve akıllı otomasyon ürünleri tasarlanabilir. Ek olarak bir visualization kısmı var. Bu kısımda da bir grafik editörü aracılığıyla birçok elementi görselleştirebiliriz. Bu görselleştirmeler ve prosesler bir PC panel, web tarayıcısı ve bir işletim sistemi üzerinden izlenebilmektedir. Dünyada yaklaşık 250'nin üzerinde programlanabilen akıllı otomasyon cihazları Codesys runtime ile birlikte çalışabilir. Birçok farklı şirkette Codesys arayüzünü desteklemektedir. Bu Codesys runtime'ı kullanan şirketlerden biri de biziz Türk Otomasyon olarak. Öncelikle Codesys versiyon 2 üzerine yoğunlaşacağız bugün. Codesys versiyon 3.5 de ayrı bir kullanım arayüzü. İkisi birbirinden farklı programlar aslında Codesys anlamında. Önümüzdeki webinarlarda da Codesys versiyon 3.5 ile ilgili de bilgiler vereceğim. Bugünkü konumuzda Codesys versiyon 2'yi Türk olarak internet sitemizden kullanımınıza ücretsiz olarak sunabiliyoruz. turk.com.tr adresine girdiğimizde burada görmüş olduğunuz search kısmında Codesys yazarsanız zaten desteklediğimiz tüm versiyonlar ve Codesys türlerini buradan ulaşabilirsiniz. Versiyon 2.3'e tıkladığımızda ve arama yaptığımızda gelen içerikten ürün Codesys versiyon 2.3. Bir kere daha ürüne tıkladığımızda bu sayfa üzerinden Codesys'i Programming Software kısmının altından indirip bilgisayarınıza kurabilirsiniz. Burada ikinci dikkat edilmesi gereken şey ise kullanacağınız ürünlerin, Codesys'te programlama yapacağınız ürünlerin kütüphanelerinin yani bir programlama dosyalarının yine indirilmesi önemli. Bugün programlama yapacağımız IP20 alanında bir programlanan bir uzak ayoğumuz var. BL20 PGEN koduyla geçen. Hemen internet sitemizden onun da örneğini vereyim. Ürün kısmına geldiğimizde BL20 PGEN ürünü seçtiğimizde bakın zaten burada BL20 IOS sistemi için Codesys 2 programlanabilir ağ geçidi şeklinde bir ibare düşülüyor burada.
Burada Configuration File kısmında kodesiz target paketler, hedef paketler indirilebilir. Bu paketi indirdiğinizde artık ücretsiz olarak bu BL20 PGEN ürününü programlanabilir bir uzak IOS'unu programlama imkanına sahip oluyorsunuz. Bununla ilgili de bilgi vermek istedim. Şimdi isterseniz yavaştan yeni proje oluşumu ve programlama kısmına geçelim kodesi tarafında. Şimdi programı ilk açtığımızda yeni bir proje açmak için File ve New Project'ten yeni bir proje açabiliyoruz. İlk proje açtığımızda Target Settings kısmı gelecek. Burada seçmek istediğimiz konfigürasyon, yani buradaki hedef kütüphaneyi seçmemiz lazım. Biraz önce göstermiş olduğum BL20-PG-EN programlarının bir uzak IOS'unu kullanacağım. Codesys versiyon 2 runtime içerisinde ücretsiz olarak bulunuyor. Seçtiğimde burada konfigürasyon dosyasından bir setting ayar kısmı geliyor. Bu ayarların zaten çoğunun değiştirmesi açık değil, değiştirme kısmı açık değil. Sadece general kısmından birkaç bir şey söyleyebilirim. Ben genelde byte addressing mode ve sembol dosyalarını kullanıyorum. Tikliyorum bunları. Çünkü ilk yükleme yapacakken sembol dosyasının içerisinde yüklenmesi ve byte address modunu kullanmak istiyorum. Size de tavsiye ederim bunların ikisini ek olarak kullanabilirsiniz. Bunları seçtikten sonra OK dediğimde artık ilk programlama yüzümün tanımlarını oluşturacağım kısım geliyor. Yani burada bir programı ne şekilde yazmak istiyorsun? Aslında bununla ilgili kısım. Bu program kısmında program anlamında çeşitler var. Yani program, function block, function gibi seçenekler sunuluyor. Bunların farkı bir ilk olarak ana program için program seçebilir. Bir program oluşturma, yani buradaki çalıştıracağımız fonksiyonların, yani programın içerisinde yazdığımız kodların sürekli olarak çalıştığı kısım program olarak geçiyor. Function block seçtiğimizde belli değişkenlere sadece program içerisinden çağırdığımızda belli değişkenlerin tekrar program kısmını almak için function block kullanılır. Güncel yani günümüz standartlarında, yazılım standartlarında program artı function bloklarla yazılımlar tasarlanıyor ki anlaşılması daha kolay olsun ve programda çok yer kaplamasın. Yani function bir analog işlemini, bir analog okumaları ayrı bir function blokta yapıp program kısmından sadece artık o ham data yerine çevrilmiş işte basınç, sıcaklık gibi değerleri program kısmından çağırarak hem yer anlamında hem standart anlamında daha gelişmiş bir programa sahip olabiliyoruz. Function'ın bir farkı var function blokta. Function'da sadece bir fonksiyonu bir kere bir değer çağıracaksak bir fonksiyonda function kullanılıyor. Burada da dönüş değerini zaten seçerek buradan işlemi yapabiliyoruz. Bugün sadece program kısmına yoğunlaşacağım. Biraz daha nasıl programlama yapılır o kısımdan bahsedeceğim. Biraz önce bahsettiğim dillerin hepsi burada, 6 dilde. Buradan programlama yapacağımız dili seçtiğimiz zaman ona göre bir ekran, ona göre bir tasarım arayüzümüz gelecek. Ben ilk olarak ladder diyagramdan başlamak istiyorum. Çünkü ladder diyagram biraz daha net bir şekilde aslında biraz daha demeyeyim daha fazla kullanılan arayüz. Ladder diyagram okey dediğimde artık benim programlama ana ekranım gelmiş oldu. İki tane kısım mevcut aslında burada. Üst tarafta tarafta değişkenleri tanımladığımız kısım, yani program içerisinde kullanılacak değişkenleri tanımladığımız kısım, yani instruction'ların olduğu aslında kısım burada program kısmında. Aşağı tarafta da yazacağımız kodlar, hangi işlemleri yapacağız? Bu kısımda aşağı kısımda yer alıyor. Yani derleyici ve şey kısmı olarak ayırabiliriz. Değişkenden olduğu kısım olarak ayırabiliriz. İlk önce çok basit bir uygulamayla başlayacağım ama önce biraz tanıtmak istiyorum. Ladder diyagramında neler var? Üst kısımda network ile seçebileceğimiz kısa yol tuşları var. Bunun yanında
Buradaki programlamanın temellerinde olan kontak, işte NO kontak veya NC kontak seçimleri yapabiliyoruz. Herhangi bir kontak, paralel kontak işlemlerini buradan hızlı bir şekilde yapabiliyoruz. Bunun yanında artık çıkışlarımızda tanımlayacağımız coil, set ve reset coil'lerini tanımlayabiliyoruz. Ek olarak bir function blok, işte herhangi bir kutucuk tanımlayacaksak, ayrı bir isim vereceksek bunları yapabiliyoruz. Burada basic fonksiyon blokları yer alıyor. Rising edge, işte falling edge detection gibi, timer, tone gibi. Ben genelde hem bunları ya da şurada sağ tıkladığımızda buradaki arayüzden bahsettiğim işlemlerin hepsini gerçekleştirebiliyoruz aslında. Kontaktır, işte function bloktur, coil'dir. İlk olarak basit bir uygulama yapalım. Ama uygulamadan önce bahsetmek istediğim bir kısım daha var. Çünkü burası da çok önemli. PU kısmı programın, işte ana programın olduğu kısım. Bunun yanında visualization kısmı var. Visualization kısmından da aslında birazdan örneklerle bahsedeceğim. O yüzden buraya da geçiyorum. Resources kısmı aslında önemli. Bugün çok üstünde durmayacağım ama global variables, karmaşık programlarda, biraz daha profesyonel programlarda global değişkenleri tanımlayabildiğimiz bir alan var. Bunu her zaman kullanmayı tavsiye ediyoruz, kullandırıyoruz müşterilerimize. Library Manager kısmı var. Buradan kullanmak istediğiniz fonksiyon bloklarını ekleyip çıkarabildiğiniz, bunların library'lerini, bunların kod dosyalarını tanımlı olduğu library kısmı önemli. Buradan target settings, programlamaya başladıktan sonra bile biraz önce tanımladığım target settings'i bu kısımdan değişiklikleri yapabiliyoruz aslında. Ek bir şey ekleyebiliyoruz bu target kısmında. Asıl önemli kısım copy configuration kısmı. Burada bir BL20 modüler uzak ayasını kullanıyorum. Yani programlarda bir uzak koyuyor. Bu BL20 modülü Turku çok kullanılan modüllerinden bir tanesi. Yan yana 32 tane ayrı dijital input, analog input, IO-Link, analog gibi modüller eklenerek bir programlama mantığını içeriyor. Hemen şöyle bir örnek verecek olursak. Turk Service Tool her zaman öneriyoruz kullanılmasını. Bu bir IP tarayıcı. Şu an benim network'ümde bulunan tüm IP'leri buradan gözlemleyebiliyoruz. Benim kullanacağım burada BL20 PGEN modülü. Yani 192, 168, 1 ve 12 IP sınıfına ait. Bizim tüm ürünlerimizde bulunan web server gibi bir avantaj var. Ürünler içerisinde çalışan bir web server var. İki kere tıkladığımda veya gelip elimle yazdığımda da aynı şey geçerli. 192, 168, 1.12 yazıldığında buradaki arayüze ulaşabiliyorum. Benim şu an bunu açmamdaki ana kasıtsa yanında takılı olan IO'ları buradan gözlemleyebilmem canlı olarak. Bir Ethernet kablosuyla buradaki BL20 modüne bağlı olduğum için yanında 4DE ve 4DO modüllerinin takılı olduğunu görüyorum. Bunları kodes kısmına doğru bir şekilde ekleyebiliyor olmam lazım. O işlemi gerçekleştireceğim. Bu IO slotlarına geliyorum. PLC configuration kısmından. Input output kısmına geliyorum. Ne demiştik? 4DE, 24 volt DC ve PMP olan kısmı tercih edeceğim input modüllerinde. Select dediğimde ilk sıraya bu modülü yerleştirdim. Output modülü kullanacağım bir adet de. İnput modüllerini bu kısımdan seçtik. İnput yazılı kısımdan. Biraz yavaş gideceğim. Ekranda sanırım biraz gecikmeler olabilir. O yüzden biraz daha yavaş gitmeye çalışacağım. Output modül kısmına geldim. Burada BL20 4DO modülünü seçeceğim. Burada bu modüle select dediğimde artık tamamlamış olacağım. Onu da şuradan anlıyorum. Konfigürasyon kısmında bakın 4DO ve 4DE modüllerim tanımlanmış oldu. Burada bir şöyle yapalım, terslik oldu. 4DE'yi başa tanımlayıp 4DO'yu sonra tanımlayacağım. Bu şekilde. Bu tanımlamayı yaptığım zaman artık benim BL20 kısmında aslında register'larım, burada kullanmak için dijital input ve output register'larım tanımlanmış oldu. Yani 0 QX0'da 00'da bir input'a tanımlayabiliyorum. IX00'da da bir output tanımlayabiliyorum. Bu şurada önemli. Donanımsal olarak kullanacağımız değişkenlerde buradaki adresleri kullanmamız gerekli. Normalde ben buna global variables'ı da tanımlayabilirdim ama program için de tanımlamayı tercih edeceğim. Resource'un kısmı bu. Yani PLC configuration kısmından ayarları yapabildiğimiz bir arayüz sunuyor bize. Bu açıdan önemli.
programlama kısmına tekrar gelelim ve basit bir program yazalım. İlk olarak bir NeoContact ekleyeceğim. Programımı seçtim. NeoContact ekledim. Artık buna bir isim vereceğim. İsimde de input ismini verdim. Enter'a bastığım an bana diyor ki program, Codesys versiyon 2, bir variable declare et. Yani türünü belirle, adresini belirle, adresi varsa. Dijital inputlar genelde bool, genelde dedim, dijital inputlar bool olarak tanımlanır her zaman. 0 ve 1 olarak tanımlanır. Ek olarak bir adres girmek istersek biraz önce gösterdiğim yerden bir adres girebiliriz. Şu an çok elzem değil. Herhangi bir uygulama, real bir uygulama yapmadığım için çok elzem bir durumda değilim. IX yani bir input seçiyorum. X diyorum. Bu tarafta bir 0.0 inputunu tanımlayacağım. Artık buna bu ayarları yapıp OK dediğimde artık benim inputum tanımlandı. Ve deklarasyon kısmında bakın inputum artık at 0.0 bool kısmında bulunuyor. Şimdi inputun yanına bir NeoContact eklemek istiyorum. Pardon ters oldu, şöyle yapalım. Demek istediğimde de buna da input 2 diyeceğim şimdilik. 2 diyeceğim. Bu da benim artık bir NC inputum oldu. Burada bakın NC input tanımı var. Bunu herhangi bir adres tanımlamayacağım. Sadece göstermek için adres tanımladım. Normalde bu tarz ayarları adreslerle de kullanabilirsiniz. Adreslersiz kullanıp direkt program içerisinde de çalıştırabilirsiniz. Bu kısımda. OK dediğimde artık bir inputum oluşmuş oldu. Şimdi bu iki inputa göre bir coil çalıştırmak istiyorum. Bir röle açıp kapatmak istiyorum. Buna da bir output tanımlaması yaptığımda bool olarak yüzde output'ları da QX ile tanımlayacağım. QX 0.0 dediğimde artık benim output'um da bir QX ile tanımlanmış oldu. Output X ile tanımlanmış oldu. Şimdi biraz haberleşme ve online bağlantıya geçelim. Login demeden önce bir communication parametrelerini ayarlamak gerekiyor. Herhangi bir cihaza bağlanabilmek için. Burada benim gösterdiğim, benim ürünün adresi 192.168.1.12. Ben de hazır olarak bulunuyor birçok buradaki adres. Çünkü daha önce girmiştim. Siz de yeni bir uygulama yaptığınızda new dediğinizde bu kısımda komünikasyon parametrelerinden level 2 TCP level 2'yi seçtiğinizde TCP IP'den Ethernet kablosuyla bağlayayım. Level 2'yi seçtiğinizde OK dediğinizde artık bakın ek bir şey geldi. Yapı geldi. Burada localhost adresiniz. Buraya bağlanmak istediğiniz IP adresini girmeniz gerekiyor. Bu şekilde bir yapı oluşturabilirsiniz kendinize. Şimdilik şunu siliyorum. Benim yapım bu. 192.168.1.12. Tabi bunları yaparken bilgisayarınızın Ethernet katmanını da 192.168.1 katmanını almayı unutmayınız. Yani burada bilgisayarınıza 13 IP'sini verebilirsiniz, örnek verecek olursam ki. İki cihaz birbiriyle konuşabilsin programlama anlamında. OK diyorum. OK dediğimde artık login ve run yapmaya hazırım. Login dediğimde program değişikliği yapıldı. Yeni programı yüklemek istiyor musunuz? Evet. Yes dediğimde artık benim bir programım çalışıyor. Run kısmını alınlar. Daha doğrusu çalışmıyor. Run kısmını alarak ancak programı real olarak çalıştırmayı yapabilirim. Run dediğimde artık programım çalışıyor durumda. Burada ben kısa yol tuşlarından Ctrl+F7'yi kullanacağım. Force modu yapabilmek için. Ki buradaki işlemi gerçekleştirebiliyor muyuz? Gerçekleştiremiyor muyuz? Bunu tanımlamış olacağım. Yani bu input, ilk input aktifleştirdiğimde output'un çıkış vermesi lazım. Çünkü input 2 NC durumunda. Geldim. İki kere basıyorum force modu yapabilmek için. Ctrl+F7'ye bastığımda artık bakın input'a true komutu verdiğim için output true'ya geçti. Aynı şekilde input'u false konumuna aldığımda FN Ctrl+F7 ile birlikte output tekrar çıkış vermeme moduna geri döndü. Ya bu çok mantıklı değil aslında. Çok basit bir gösterim yaptım ama isterseniz buraya bir tane de latch koyalım. Bir latch yapalım ki aç kapa kısmı tekrar sorun olmasın. Latch için output'u buraya koyuyorum. Böylece input 2'yi de restart olarak kullanmış olacağım. Daha önce tanımlamış olduğum output'u buraya yerleştirdim. OK dedim. Şimdi tekrar login olup run'ı aldığımda online chat yapıyorum. Şimdi tekrar input'a force modla birlikte bir çıkış verdiğimde bakın output'um yandı. Şimdi input tekrar false alacağım. False aldım. Bakın
Çıkışım hala yanar durumda. Çünkü ben bir latch yaptım. Bir mandal fonksiyonu yaptım burada. Latch fonksiyonu yaptım. Artık benim bunu kapatabilmem için ilk input'u verdikten sonra input 2 ile input 2'yi aktifleştirmem lazım. Buna da tıkladığımda geldim. Bakın burada şunu gözlemlemeniz lazım değişim yaparken. Input 2'nin değiştiğini gözlemlememiz lazım ki biz buna force mode yapabilelim. Artık true yapmak istiyorum. Şu an bir yapmak istiyorum. Bakın output'umu kapattım. Neden? Bu bir NC kontaktı. NO kontaktı almış oldum. Şimdi code reset diyeceğim. İsterseniz bunu hemen bu kısımdayken bir de visualization, buna bir ekran yapalım hep birlikte. Visualizations kısmına girdim. Add object dedim. Sağ tıklayıp üstüne. Buna ekran diyebiliriz. Ekran ismini verelim. Okey dediğimde artık benim ekran yazılımı yaptığım kısım gelmiş oldu. Ben şöyle kullanıyorum burayı. İkisini aynı anda kullanacağım ki değişimleri gösterebileyim. Yani fonksiyonu yazdığım kısım, programı yazdığım kısım daha doğrusu. Sol tarafına koyuyorum ekranın. Ana ekran programı yazdığım kısmı da sağ tarafa koyarak bir programlama imkanına sahip olacağım. Bunu yaptım. Şimdi program kısmına gelelim. Ekrana tıkladım. Burada birçok şekil mevcut. Bu şekillerle beraber bir ekran tasarımı yapabilirsiniz. Buton ekleyebilirsiniz. Bir buton koyarak bu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Trendler var. Alarm tabloları oluşturabilirsiniz. İşte çeşitli analog değerler için işte meter, bar, display fonksiyonları var. Bunları gerçekleştirebilirsiniz. Bir buton yapacak olursak, ben bir buton seçeyim şöyle şu şekilde. Bu butona da iki üstüne iki kere tıklayarak artık bu element içinde neler yapmam gerektiğini göstereceğim. Text kısmına geliyorum. Buna ilk input'umu vereceğim start kısmı diyorum. Yani input aslında burada bir start ismiyle var olmuş olacak. Buna toggle ve variable seçebilirsiniz. Yani basılı kalsın veya basılı kalması şeklinde yorumlayabiliriz bunu. Toggle seçiyorum ben. Bir kere bastığımda çalışsın. Bunun için de artık input assistant kısmını kullanmamız gerekiyor. Bu da Ctrl F2 tuşudur arkadaşlar. Ctrl F2 tuşunu seçtiğimizde buradaki değişkenlerden artık program içerisinde kullandığım değişkenlerden birini seçmeye hazırım. Input 1'i seçtim. Artık benim toggle variable'ım bu. Değiştirmek için kullandığım variable bu. Eğer bir renk değişimi gibi şeyler yapmak istersem bu şekilde yapabilirdim. Okey dedim. İkinciyi de şeyle buton değil de rectangle bir şeyle göstermek istiyorum. Bu da aynı şekilde çalışır. Çok bir farkı yok. Sadece üstüne tıkladığınızda göremeyebilirsiniz. Reset'i de böyle yapayım. En azından değişik bir veri de kullan, değişken de kullanmış olurum. Bunu da reset komutu yapacağım. Aynı şekilde bir sürü şey mevcut. Şekilleri değiştirebileceğimiz, renk ayarlayabileceğimiz. Burada bir iç rengini isterseniz bir değiştirelim. Çünkü ben bir buton tanımlamadım. Ayrı bir renkle gelmiyor. Bu renk alalım. Bunun dışında bu değer yine toggle olacak. Yine CTRL F2 ile birlikte input 2'yi artık restart olarak seçeceğim. Çünkü buradaki gösterimizde aslında mantık olarak input 2 yazdık ama bu bir reset komutu gibi çalışıyor. O yüzden burayı böyle göstereceğim. Herhangi bir renk değişimi yok. Okey dedim. Artık resetim de bu şekilde ekranımda var olacak. Şimdi output'a bir isim ve şekil düşünüyorum. Buradan output'a isim ve bir şekil yaptığımda aynı şekilde. Bunu da bir isimlendirme yine yapalım. Text'e gelelim. Buna da motor diyelim. Buradaki renkleri yine değiştirelim. Alarm color'ı değiştireceğim. Alarm durumunda hangi renkte çıkış versin? Kırmızı yapacağım bu rengi. Onu da şuradan tanımlayacağım. Bu bir input değil, variable. Artık burada input kısmına bir tanımlama yapmama gerek yok. Çünkü bir output okuyorum burada. Burada da rengi değiştirme anlamında variables'lardan bir değeri yansıtmak istiyorum. Yine input asistanımı kullanıyorum. Input asistan çok kullanışlı ve kullanışlı bir fonksiyon. Tek tek elimizle yazmamızı gerektirmiyor. Tekrar tıkladığımda bana buradan input asistanttan seçme imkanını sunuyor. Output'u seçtiğimde, okey dediğimde artık benim bir motor işlemim burada gerçekleşiyor. Şimdi tekrar login olup online change diyorum. Burada her şeyin false değerinde. Start'a bastığımda burada motorda bir değişiklik olması lazım. Bir saniye sanırım bir hata var. Hemen hata varsa bir bakmamız gerekiyor.
Burada toggle variable olarak seçtik. Visible input disable. Şurada bir değer daha girmem gerekiyor. Çünkü bitmap'imi buradan okuyacak. Variable seçtiğimde, input dediğimde. Artık bunu aktifleyecek kısım bu kısım. Tekrar denemeyi hemen yapıyorum. Login'i aldım. Start işlemini gerçekleştirdim. Output aktif. Reset komutu da şey. Bir. Evet. Şu yüzden olmuyor aslında. Run'ı almayı unutmuşum. Her zaman login run yapalım arkadaşlar. Bu kısımda bazen hızlı geçince şey yapabiliyoruz. Atlayabiliyoruz. Burada start'a bastığımda artık motoru çalıştırıyorum. Bir kere bastım ve motorum kırmızı şekilde yandı. Tekrar göstereyim bu kısmı. Cold reset yapıyorum. Normal konumdayım. Sistemim run'a alıyorum. Start'a bastığımda artık benim motorum çalışıyor. Artık start'a basmamın bir önemi yok. Buradaki mantık reset butonuyla beraber motoru kapatmak, motoru durdurmak. Reset komutuna gelip tıkladığımda artık motor durumu kapatılmış oluyor. Şimdi isterseniz diğer bir arayüz olan FBD, Function Block Diagram ile bir program yapalım. Hemen new diyorum. Yeni bir program oluşturalım kendimiz hızlı bir şekilde. Sevlenmiyorum. Her zaman sevdiğiniz tabii ki program yazdığınız ufak programlar olsa bile sevlemekte fayda var. BL20 PGEN geldim. Aynı şekilde general kısmından download sembol val ve byte adresi modu seçtim. OK dedim. Artık FBD ile program yapacağım için FBD dilini seçiyorum. OK diyorum. FBD açıklarken biraz bahsetmiştim. Analog ifadeler, daha böyle boolean ifadeleri tanımlayıp program yapabileceğimiz bir kısım. Burada bir ekleme yapmam gerekiyor. Library Manager'a. Neden? Ben bir analog değer okumak istiyorsam belli çevrimleri yapmam gerekiyor. Ve belli kütüphaneleri kullanmam gerekiyor. Bu kısımdan da göstereyim. Bir source'a geldim. Library Manager'a geldim. Bir util kütüphanesi eklemem gerekiyor. Şu an bu kütüphane bende yok. Standart library ve BL20'nin kendi sistem library'leri bulunuyor. Kütüphaneleri bulunuyor. Additional library kısmına geldiğimde, seçtiğimde artık benim Furkun içerisinde bulunan util library'sini çağırmam gerekiyor ki buradaki analog çevrimleri gerçekleştirebileyim. Bu library'e tıkladığımda artık bakın bir sürü matematiksel fonksiyon geldi. Benim burada analog için kullanacağım fonksiyon lintrafa fonksiyonu. Çok kullanışlı bir fonksiyondur. Tavsiye ederim analog işlemleriniz için. Pool kısmına geldiğimde, PLC programını seçtiğimde artık bir lintrafo fonksiyonunu çağırıp bir analog çevrimi yaptıracağım. Input/output yine aynı şekilde box değerlerini buradan seçebiliyoruz bu yapıda da FBD yapısında da. Yine sağa tıkladığımızda aynı şekilde yukarıda gördüğünüz menülerin hepsi geliyor. Box kısmını oluşturacağım. Neden? Ben bir function block. Burada bir blok oluşturmak istiyorum. Artık burada adına göre bir şey oluşturmamız lazım. Burada end bloğu oluşturduğumuzda iki değişken girip bir değişken çıkacak. Ama ben lintrafoyu göstereceğim kısaca. Lintrafo kısmını tıkladığımda bakın benim artık lintrafo otomatik olarak benim altıma bu adı yazdığımda, doğru adı yazdığımda gelmiş oldu. Analog değerler belli adreslerden okunur. Burada onun mantığını da biraz açıklayayım. Normalde bu kadar kısa bir şekilde direkt lintrafo ile çalışmaz. Yani bir word değerini okursunuz. Oradaki word değerin uzunluğuna göre bir integer integer real çevrimi yapmanız gerekir. O da şuradan geliyor. Okuduğunuz word değeri, okuduğunuz adrese gelen, word değerine gelen bir karşılık var. Her zaman help'i kullanıyorum ben. Daha lintrafo fonksiyonu bilmiyorum, örnek veriyorum. Lintrafo fonksiyonu merak ediyorum. İçinde neler var? Ben otomatik olarak seçtim buradan. Çünkü ben normalde biliyorum. Size açıklamamda göstermem gerekir. Bir help kısmını çalıştırıyorum. Artık buradan lintrafo yazdığımda help kısmına lintrafonun ne olduğu bana gösterilmiş olacak. Lintrafoyu seçtim. Artık burada tanımlar belli. Burada değişkenler çok önemli. Yani ben bir input'a direkt analog değeri okuduğum adresi giremem. Neden? Benim analog adresi okuduğum değer Word formatı. Bu yüzden belli çevrimler yapmam gerekiyor. İlk olarak Word'u move'la integer ya da double integer gibi okuyacağım değere bağlı olarak değiştirmem gerekiyor. Herhangi bir ya da signed integer aynı şekilde signed integer de kullanılabilir. Bu kısımları yapmam gerekiyor. Üstüne bu fonksiyonda kullanabilmem için bir real değerine çevirmem gerekiyor. Bu kısmı atlıyorum biraz. Süremiz çok geniş olmadığı için. Dediğim gibi lintrafodan önce bir çevrim
Aynı şekilde bir çevrim bloğu kullanmanız gerekiyor. İşte int to real gibi bir şey kullanabilirsiniz. Önce move kullanırsınız, sonra int to real kullanırsınız. Artık lint tarafında kullanmaya hazır bir veriniz oluşur. Ben bunu otomatik olarak kullanacağım. Girmek istediğim değer input değeri neydi? Burada bir analog değer okuyacağım. Analog ismini veriyorum. Enter'a basıyorum. Artık benim analog değerimin tipini belirlemem gerekiyor. Neydi? Real seçmem gerekiyordu. Fonksiyon bloğunun örneğinde olduğu gibi. Bu değeri analog değerini real seçtim. Okey dedim. Bir input min ve max değerlerini belirlemem gerekiyor. Burada da işte 12 bit artı sine veya işte sola değer 15 bit artı sine kullanabilirsiniz. Ama ben düz mantık yine 0 ile 32.767 arası bir değer düşünüyorum. Direkt. Teorik olarak böyle yazabiliriz. Min değerine 0 yazdım. Max değerine 32.000 bir değer girdim. Burada real aslında daha noktalı işaretleri de içeren bir tür. Ondan da biraz bahsedeyim. Yeri gelmişken. Codesys'in belli standartları var dedik sunumumuzun başında. 611.31-3. Artık burada bu standartlarla birlikte bu değişkenlerin uzunlukları standart olarak geliyor. Bir bilinen değer var. Yani örnek verecek olursak bir word değeri 0 ile 65.535 arasında değişebilir. İşte byte değerin uzunluğu 0 ile 255 arasıdır. İşte unsigned integer dediğimizde 0 ile 255 arası bir uzunluk karşımıza gelmiş olur. Bu tabii real seçtiğimizde çok çok daha büyük bir değer oluyor. İşte -1.2 üzeri 10 üzeri -38 ile 3.4 üzeri 3.4 çarpı 10 üzeri 38 gibi değerlere ulaşabiliyor. Çok çok büyük değerlere ulaşabiliyor. Ve bunları noktalı formatta da gösterme imkanına sahibiz real'da. Ben burada 0 ile 32.767 arası seçtim. Daha çok bu bir byte değeri olarak düşünebilirsiniz burayı. Output minimum olarak da burada 0 ile 16 arası bir değer göstermek istiyorum. Bu da basınç sensörünü burada örnek verebiliriz. Yani ben 0 ile 32.767 arasındaki bir word değerini 0 ile 16 arasındaki bir basınç değerine scale ediyorum. Burada scaling fonksiyonu yapıyorum. Çıkış değişkenlerimizi belirlemek için out kısmına assign dememiz gerekiyor. Bu kısım önemli. Çünkü ben buraya bir değişken atacağım. Artık benim bu değerin adı basınç olsun. Basınç değerini verdim. Tabi buraya da real yapacağım yine aynı şekilde. Real önermek zorundayım. Hata kısmında isterseniz yine real ismi vererek hata kodunu da okuyabilirsiniz. Oradaki program mantığının vermiş olduğu hatayı okuyabilirsiniz. Buna da çevrim adını vereceğim. Verdiğim lint tarafa fonksiyonun adı. Burada sisteme hemen login ve run'ı almak istiyorum. Yes dedim aynı şekilde. Run'ı aldım. Artık belli bir de değerler verebilirim buraya. Nedir? İşte 8 bar için yaklaşık 16.000 gibi bir değer girmem gerekiyor analog değerine. Burada analoğa iki kere tıkladığımda artık buna yeni değer girmeme izin veriyor benim. Çünkü force modda çalışıyorum. O yüzden yeni değer girebilirim. 380 değer olması lazım. Tam yarısını girmeye çalıştım. Okey dedim. Artık bakın bu. Ne yapıyoruz burada? Force modu kullanarak artık bir tasarım yapabiliyoruz. CTRL F7 dediğimde bakın çıkıştaki basınç değerim 8 bar gibi bir şey oldu. Tam 8 bar olmadı çünkü noktasal bir değerden bahsetmiştim. 767 2'ye de bölümümüzde 3 olmuyor aslında. 3.5 gibi bir değer oluyor. O yüzden sorun yok. Yani böyle bir çalışma mantığına erebiliyoruz. Şimdi aynı şekilde bunu da bir visualization ekranıyla bir gösterimini yapalım. Visualization kısmına geliyorum. Add Object diyorum. Ekran diyorum. Daha demin yaptığım gibi ikisini aynı alanda çalışacağım. Codesys versiyon 2'de. Bu şekilde yapıyorum. Küçültüyorum. Ayarlamalarını yapıyorum. Seçtim. Şimdi ekran tasarımı yapacağım basit bir şekilde. Yani burada meter kullanabiliriz analog değeri göstermek için. Buraya seçtim. Artık ben bunu tıklamaz bana bu konfigürasyonla ilgili veriler geliyor. 0 ile 180 derece arası bir meter şeklinde bir ölçüm göstereceğim. Burada variable scale kısmı biraz önemli. Çünkü tüm şeyleri, ayarları buradan yapıyorum aslında. Scale start dediğimde sıfırdan başlatacağım. 16 bar olduğu için 16 barı göstereceğim. Ara değerler aslında bir gösterimliğine belli oluyor. Burayı 4 ve 2 subscale yani bir şey 4 arada da subscale içinde 2'lik bir fark oluşturdum. Artık yine variable'ımı, değişkenimi ana programdan çağırmam gerekiyor. Bunun için de input assistant kullanıyorum.
Basınç değerimi seçtim. Okey dedim. Artık tanımım benim buradan gelmiş olacak. Biraz renk de ayarlayabiliriz ki görsellik katmış olalım. 0 ile 4 bar arasını Color Selection'dan sarı yapalım. Okey diyelim. Add dediğimizde bakın buraya aşağıdan gelmiş oldu. 4 ile 8 bar arasına bir renk seçimi yapalım. Bunu şu rengi seçebiliriz örnek verecek olursak. Add dediğimde ek bir değer gelmiş oldu. 8 ile 16 bar arasını da başka bir renkle tanımlayalım. Bu da mavi olsun. Add dediğimde artık bakın bu tanımlamaları buradan yapıyorum. Ne yapıyorum burada? Color Areas'tan Configure Color Areas seçip bu tarz işlemler yapabiliyorum. Bakın burada zaten gösteriyorum. Şimdi benim programımda biraz önce tam 8 barda bırakmıştık. Yine login run yaptığımızda bu değişiklikleri gözlemleyebiliyoruz. Sistem run'da zaten. Şu analog değerimi değiştirelim. Bu sefer 8191 yapalım. Yani 4'te 1 gibi bir değere denk geliyor aslında. Benim buradaki hafızamda okuduğum analog değeri. Okey tıkladığımda yine force mode FED seçtiğimde bakın artık 8 bardan 4 bara geldi imleci. Böyle bir ekran tasarımı yapmış olduk. Süremiz biraz azalıyor o yüzden son kısma da hızlıca giriyorum. Yine new program diyeceğim. Kaydetmiyorum projemi. Hemen target kısmı ekranda beliriyor. Target kısmı geldiğinde BL20PGN'yi seçiyorum yine. General'da yine sembol file ve byte adresini bunu seçtim. Okey dedim. En son olarak göstermek istediğim arayüz ST arayüzü. Biz Türk olarak genelde kendi içimizde de Almanya Genel Merkezimizde yazışırken ve onlarla örnek programlar yaparken, projeler yaparken hep ST dilini kullanmayı tercih ediyoruz. ST dili biraz daha üst seviye programlara yakın. Yani C veya Pascal benzeri programlama dillerine yakın. Açıklama satırları gayet uygun, hızlı bir şekilde, güzel bir şekilde yapılabiliyor. O yüzden genelde ST'yi kullanıyoruz. Şimdi arayüzümüzü açtık ST'de. Çok basit bir şey yazacağım ki burada basit mantığını gösterebileyim. A eşittir hepimizin bildiği programlama şeylerinde gösterilen A eşittir A artı 1 şeklinde bir deklarasyon yapıyorum. Buradaki Enter'a bastığım an artık bana A'yı soracak. A ne yapmak istiyorsunuz? Integer seçelim. Yani sayısal bir değer seçmiş oluyoruz. Ve 0 ile 1 arası değil daha yüksek çalışabilecek. İşte 0 ile 255 arası çalışabilecek bir değer olarak verebiliriz. Integer'da şeyi uzaklığı. Integer değerini seçtiğimizde artık okey dedik. A eşittir A artı 1. Yani sol taraftaki kısım A'nın olduğu kısım A artı 1 değeriyle birlikte deklar etmiş oldum. Yani A'yı her zaman 1 arttır aslında bunun açıklaması. Burada sol taraftaki kısım atanacak olan değer yani değiştirmek istediğimiz değer. Sağ taraftaki kısımda sola atacağımız değeri söylemiş oluyor. Her zaman iki nokta ve eşittir kullanılır bu deklarasyon için. Bunu her zaman kullanırız. Ve şu zorunludur arkadaşlar. Her satırın sonuna bir nokta virgül koymamız gerekir. Yoksa programımız hata verir. Bakın ben burada a integer tanımladığım için deklarasyon kısmında da integer değeri gelmiş oldu. Aynı şekilde login olup run dediğimde artık a her seferinde hızlı bir şekilde artmış olacak. Bakın bu değer giderek yükseliyor. Burada yakalamama sebebi programın çok hızlı çalışması. Aslında birer birer arttırıyorum ben ama program milisaniye düzeyine çok hızlı çalıştığı için bu kısımları yakalayamıyoruz. Açıkçası bugün anlatacağım, göstereceğim, göstermek istediğim kısımlar böyle. Şimdi Ceren Hanım'la birlikte sorularınızı alacağız. Bugünkü sunumumuzla ilgili webinarımızdaki sorularınız varsa yavaştan almaya başlayabiliriz. Heval Bey'e teşekkür ediyoruz. Sorularınızı chat kısmından bizlere iletebilirsiniz. Bu biraz daha programsal bir sunum olduğu için yani herhangi bir sunum üzerinden gitmedik. Programlarla ilgili işlemler yapabildik. Yaptık daha doğrusu. Yine aklınıza sorular gelecektir kodesi üzerinde. Türk'ün kodesi de olan ilişkisiyle birlikte. Bu
Bunlar her zaman yardımcı oluruz her zaman. Bu eğitim değil, bu eğitimden sonra da Codesys versiyon 2'deki işlemler için yardımcı olmaya çalışırız. Herhangi bir sunumumuz yok bugün. Biraz daha bekleyelim ama herhangi bir sorunuz varsa. Ferdi Bey merhaba. Eren Bey pardon kusura bakmayın. Şu anda geliyor. Yazdıklarınız sorunuzu tekrar iletebilirseniz yardımcı olmaya çalışırız. Eren Bey'in ekran kısmına girişi tekrar gösterebilirseniz sevinirim gibi bir sorusu var. Eren Bey gösterebilirseniz o kısmı. Tabii hemen hızlıca göstereyim Eren Bey. Ekranı şu an geliyordur. Ekran kısmına giriş programı açtığımızda şu Visualization kısmından oluyor. Aşağıda 4 tane yer var görüyorsunuz. Visualization kısmında 2 kere tıkladınız. Artık vizüelasyonlar buradan oluşuyor. Sağ tıkladığımda vizüelasyona geldiğimde Add Object, bir obje tanımla diye artık ekranımın ismini verebiliyorum. Yani bir ana ekran diyecek olursak bu şekilde. Ana ekran tasarımı bu şekilde yapabilirim. OK'de Enter'a bastığımda artık tüm işlemleri, ekran işlemlerini bu arayüz üzerinden yapabiliyor oluyorum. Burada bir seçmek istediğimde yine aynı şekilde Rectangle ya da buton seçmek istediğimde bu şekilde oluşumlar yapabiliyoruz. Göçmen Bey'in bir sorusu. Şu anda bir PLC var mı? PLC'de program nerede çalışıyor? Bir PLC var aslında. Burada bir programlanabilir bir üründen bahsediyoruz. Uzak ağımız dedik ama bu programlanabilir bir ürün aynı zamanda. Sadece şöyle bir farkı var. Yanındaki 32 adet slottaki dijital input veya outputları programlayabiliyor. Yani girişlere göre çıkışlar verebiliyor. Bir programlama işlemi yapılabiliyor. Bu kendi hafızası içerisinde, program memorisi içerisinde çalışıyor bu program. Bu runtime'ın zaten olması zorunlu. Yani Codesys'te programlama yapmak istiyorsanız programlamak ürünün bir PLC olması ve programlama fonksiyonu ile birlikte Codesys runtime içermesi gerekli Süleyman Bey. Bu bir zorunluluk. Tüm firmalarda bu şekilde çalışıyor. Süleyman Bey tekrar açıklayalım. Şöyle söyleyeyim. PLC gerekiyor mu? Evet, bir PLC gerekiyor. Neden? Programlanabilir bir ürün olması gerekli buradaki ürünün. Codesys runtime'ını içermesi gerekir. Yani Codesys versiyon 2.3 burada runtime'ımız. Bunu içerdiği için buradaki ürünümüz de bir uzak ayodan bahsettim ama bu bir programlanabilir uzak ayo. Aslında bir PLC. Yanındaki ayolara hükmedebiliyor. Yani şu dijital giriş geldiğinde bu çıkış çalışsın şeklinde bir programlama yapabiliyor. 32 modüle kadar bir programlama mevcut. Bu BL20
programlanabilir uzak ayağımız içerisinde. Bu Codesys runtime'ın çalışması zorunlu. Kendi bir program hafızası var. Onun içerisinde bu runtime, Codesys runtime çalışıyor. Programlama işlemlerini bununla yapabiliyor. Yani bir PLC olması zorunlu açıkçası. Evet, tamam. Resolution kısmını da gösterebilir misiniz diye bir sorusu var Eren Bey'in. Tabii ki Eren Bey, hemen gösterelim onu da, o kısmı da tekrardan. Tekrar açıldı ana sayfa. Biraz önce Visualization kısmını göstermiştik. Resolution kısmı da en sağdaki kısım. İki kere tıkladım. Artık bu arayüzüm geldi. Buradaki önemli etmenler, bir global variables burada çok önemli. Yani bir karmaşık program yazdığınızda mutlaka ihtiyacınız olacaktır. Çeşitli fonksiyon ve program blokları arasında her programda geçerli, her fonksiyonda geçerli belli değişkenleri global değişken olarak tanımlayabilirsiniz. Onları da bu kısımda var, global and var arasında yazarak tek tek atayabilirsiniz. Örnek verecek olursak analog bir, işte şu adresten şu değer şeklinde buraya tanımlama yapabilirsiniz. İkinci kısım library manager kısmı önemli. Daha demin ki analog okuma işlemi için util library kütüphanesini eklemiştim hatırlarsanız. O kısmı buradan sağ tıklayarak additional library kısmından ekliyoruz. Bu sadece analog olarak düşünmeyin, kendi kütüphanelerinizde olabilir, kendi kütüphanelerinizde yaratabilirsiniz. Biraz da ileri seviye olduğu için bu eğitimde göstermedim ama ekleme kısımları bu şekilde yapılabiliyor. Diğer bir önemli kısım da PLC konfigürasyon kısmı. Burada bir uzak ayar kullanmıştım hatırlarsanız. Bu uzak ayarın yanına ekleyeceğimiz modülleri, yani bir var olan ürünleri buradan ekleyebiliyoruz. Input output modüllerimiz var. Bahsetmiştim. Buradaki BL20 PLC'miz sadece yanındaki modüllerle çalışabiliyor. Input output modülleriyle çalışabiliyor. Bunları doğru bir şekilde seçip artık donanımsal olarak hafızamda yer belirliyorum. Diyelim ki 4 dijital input modülü seçtim. Artık bana 4 bitlik bir dijital çıkış verme imkanı donanımsal olarak sunuluyor. Bir adreste sunuluyor. Yani %I işte x 0.0 mesela bir bittir. Bu bir taktikleştirmek için bu kısımdan ayarları yapmamız, donanımsal ayarları yapmamız gerekiyor ki buradaki ürünümüz donanımsal olarak çalışabilsin. Bu kısım önemli. Bir diğer soruda Turk'un içerisinde kod yazabildiğimiz GSM gateway'ler var mıdır? Tabii ki var. GSM gateway'ler içerisinde kod yazabilecek GSM gateway'ler var. Arayüz ürünleri de var. Bir DXM serimiz var burada kullanabileceğimiz. GSM olarak tanımlamaları yapabildiğimiz bir modül var. Ama bu kısımlar genelde bir slave, yani ayrı bir arayüzü var. Direkt Codesys üzerinden yapılamıyor. Buna PLC olarak geçiremiyoruz aslında, öyle bir durum var. Bir de ayrı GSM modülümüz var, TCG20 modülü. Bu da Codesys üzerinden programlanmıyor ama Codesys ile haberleşebilecek ürün master PLC'lerimiz var. Özellikle Codesys 3.5 tarafında, 3.5 tarafında. Codesys 3.5 tarafındaki PLC'lerimizi alt tanımı olarak bir GSTML ile veya bir Modbus TCP komutuyla birlikte bu GSM modüllerini alıp uzaktan izleme gibi işlemleri yapabiliyoruz. Gateway'ler Modbus mıdır yoksa TCP/IP mi? Modbus, biz genelde endüstriyel protokolleri kullanıyoruz. Modbus gibi, Ethernet IP gibi. Tabii ki aslında Modbus da bir TCP/IP'dir ama biraz daha özel haberleşme içeri 502 numaralı portu kullanır. Genelde Modbus özel bir protokol olan Modbus içeriyor bu gateway'lerimiz. Ama GSM gateway'si soru, aynı soruysa onu açıklayabilirim. Orada Ethernet kullanma imkanımız da var. Normal TCP/IP kullanma imkanımız da var. Bir diğer sorumuz da PLC olmadan simülasyon yapabiliyor muyuz? Tabii ki. Tabii ki simülasyon modları da içeriyor her zaman Codesys. Gayet kullanışlı modlar. Hemen onu da göstereyim.
simülasyon kısmından. İşte online kısmında simulation mod diye bir şey var. Eğer bunu seçerseniz artık simülasyon modda tüm bu işlemleri loginle gerçekleştirebilirsiniz herhangi bir cihaz olmadan. Online kısmında loginle simülasyon tabii ki içeriyor. Sorularınız için ve katılımlarınız için çok teşekkür ediyoruz. Hepinize sağlıklı günler dileriz. İyi çalışmalar. Teşekkürler. İyi çalışmalar. Görüşmek üzere.